çıktı. Bir kadın olarak İran'da yaşam değil hapishane gibi bir hayat sunuyorlar sana. Bir kadın olarak hiçbir hakkın yok gibi. Aslında haklarını aramaya da çıkarsan ya şiddet ya da ölüm sonuç olacak sana. Ondan dolayı göç etmeyi tercih ettim. Tabii ki de ben şanslıydım. Çoğu kadın bu şansa sahip olmadığı için orada hala o kaderi yaşıyorlar maalesef. Doğduğumuzdan beri, bir kadın doğduğumuzdan beri o şiddete ve hakların ihlaline maruz kalıyoruz. Mesela çoğu aile hatta şimdi bile ilk çocuklarını erkek ister ve hatta anneye bile psikoloji şiddetler uyguluyorlar. Hala İran'da kadın sünneti devam ediyor bazı illerde. Sonra büyüyünce senin 6 yaşında okula gitmeye başlıyorsun ve sana zorunlu başörtü takmayı zorluyorlar ve başörtüsünü takmasan okula bile gidemezsin ki ben de aynı ülkede olduğum için ki okullarımız erkek kadın ayrı ve kadın okullarında öğretmenler ve tüm elemanlar kadın olduğuna rağmen 6 yaşındaki kız çocukları full kapatıyorlar. Sadece yüzümüz gözükebilir ve ellerimiz o kadar. Ve o küçücük çocuk o sıcak aylarda bile anlamını anlamadan o kıyafetlere maruz kalıyor ve zorunda kalıyor. 9 yaşımızda geldiğimizde namaz kılmak, oruç tutmak zorunlu oluyor ve okullarda bize zorunlu her gün namaz kıldırıyorlar ezan saatlerinde. Ve sonra 14-15 yaşında regl olduğunda bunu herkesten gizlemelisin. Kimse anlamayacak. Evde baban ya da abin bunu anlamayacak. Çünkü çok kötü bir şeydir. Sen pis birisisin ve o durumdayken Kur'an'a dokunamazsın. Kur'an ayeti okuyamazsın. Camiye giremezsin. İbadet edemezsin. Çünkü sen mindar sayılıyorsun bir regl kadın olarak. Ve bize o kadar bunları söylüyorlar ki kendimiz kendimizden bile iğreniyoruz. Üniversite yıllarında yani 20'li yaşlarımda feminizmle tanıştım. Daha okumaya başladım ve zaten bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum ama neler yapmamızı bilmiyordum. Sonra aktivizme başladım. Kendi çapımda küçük şeyler yapmaya başladım. Eylemlere katılıyordum ki eylemler zaten yasak. En küçük eylem bile yasak ve ya şiddet ya öldürmek ya da hapishaneye sonuçlandırıyor. Kendi çapımızda mesela beyaz çarşambalar var. Mesih Ali Nejat bunu başlatmış. Bir feminist aktivist bir kadın Amerika'da. Ki çarşambalar beyaz baş örtüsü örtüp sokağa çıkıp ve onu çıkarıyoruz ve elimizde taşıyoruz bir eylem olarak. Bunu yapmaya çalışıyordum. Hatta sadece çarşambaları değil, polisi uzak gördüğüm her anda başörtümü çıkarıyordum. Ki İran'da araba kullanıyorsan ve başörtün kaymışsa arabanı tutukluyorlar ve seni de tutukluyorlar. Ki benim kendi arabam olmadığı için annemin arabasını kullanıyordum ve kaç kere arabasına ihtar belgeleri geldi, başörtüm kaymış diye. Ki aileme de yani çok şey yapamıyorum çünkü onlar da geleneksel bir aile ve onlardan da baskı görüyorum. Güvencem yok, kimseye de kimseden destek alamıyorum çünkü herkes İran'ın kurallarına uyacaksın diyor ama yanlış kurala niye uyuyayım ki yani? Mahsa Amini de bu aşağılamalara karşı tepki gösterdiği için kafasını 10 kere çarpmışlar çok feci bir şekilde ve CT scanlerinde de belli kafatası kırılmış yani ve komaya gitti ve ölmüş maalesef ve bu olan benim başıma da gelebilirdi. Yani geçen senelerde biz protestolar yapmıştık. Cumhurbaşkanı seçiminden dolayı büyük bir protesto etmiştik.
yüzlerce, binlerce kişini öldürdüler. Petrolün fiyat artışında geçen senelerde büyük bir protesto ettik. Çok fazla kişiyi öldürdüler. Kendi uçağımızı bile kendi gökyüzümüzde çarpıp gökten yere atıyorlar. Yani o kadar vahşice şeyler yapıyorlar ki bu da Mahsamini için protestolarımız artık o korku bizden geçti. Çünkü zaten yaşamıyoruz. Hapishanede ölü gibiyiz. Haklarımız yok. Artık ölümü gözümüze alarak elimizden geleni yapıyoruz. Kendimiz için, yani vatandaşlarımız için, İran için. Gerçekten kim elinde ne varsa, elinde tek canı varsa bile onu eline alıp sokağa çıkıyor. Artık bıktık çünkü. İstemiyoruz. Bu İslam Cumhuriyeti'ni istemiyoruz. Ve bence bu sefer daha da güçlüyüz. Ve çok özellikle haberlerde görmüşsünüzdür. Kadınlar bu sefer ön planda. Kadınlar gerçekten başörtülerini yakıyorlar. Polislerin önüne gidip dövüyorlar polisleri. Polis arabalarını deviriyorlar. Hümeyni'nin görsellerini deviriyorlar. İran bayrağını deviriyorlar. Yani büyük şeyler yapıyorlar. Yakıyorlar arabaları, polis arabalarını. Yani o kadar onlar bizi öldürdü ki artık sıra bizde. Biz onları istemiyoruz. Madem onlar devam etmek istiyor, bu sefer gerçekten bir büyük savaş var. Umarım artık bu savaşı kazanan insanlar, yani halk olur. Gerçekten tüm aktivistleri, tüm kadın aktivistlerini, tüm insan hakları aktivistlerini çağrıda bulunmak istiyorum. İran'daki insanların ve özellikle kadınların, LGBT bireylerin sesi olalım. Çünkü bizim sesimizi bastırıyorlar, bizi susturuyorlar, öldürüyorlar. Ve bize destek gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Çünkü İran'da kadınlara ne olup bitenlerini pek duyuramıyoruz. Çünkü şu an bile İran'da internet kısıtlı. Ve o büyük şehirlerde interneti kapatmışlar. Ve zaten haberler duyurulamıyor. Gerçekten büyük bir destek istiyoruz yurt dışından. Kadın aktivistlerinden gerçekten bir destek bekliyoruz.